Herkese selamlar arkadaşlar. Argumento kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün House of the Dragon'ın 2. sezonunun 4. bölümü hakkında konuşacağız. Hepimizin uzun zamandır beklediği ejderhaların dansı sonunda geldi. Rook's Rest savaşı sonunda yaşandı. Vhagar, Sunfyre ve Meleys amansız bir savaşa tutuştular. Öncelikle bu bölüme geçmeden önce sizleri Westeros tarihi video serinde yaptığım Rook's Rest savaşı videoma yönlendirmek istiyorum. Bu olayın, bu 3 ejderha savaşının kitapta nasıl olduğunu tam haliyle orada anlattım. Kısa bir videodur ve onu izlemenizde ciddi fayda var. Bu bölüm incelemesinin haricinde ayrıyetten bir Instagram canlı yayını da yapacağım. Sizleri şuradaki Instagram sayfamı takip etmeye yönlendirmek istiyorum. Ayrıca Lütyen 3D'nin hazırladığı bu muhteşem taçlarda 15 günlük çok güzel bir indirimimiz var. Bu indirimden faydalanmak istiyorsanız Lütyen 3D sayfasına gidebilirsiniz. Bir de bakın, ben söylemeyince unutuyorsunuz. Video bitince beğendiyseniz lütfen like atın arkadaşlar. Rica ediyorum. İsterseniz incelemeye geçelim. Yani bu bölümde Rhaenyra'nın konseyini vesairesini çok konuşmayacağım. Konuşmak istediğim 2 konu var. 1. Daemon ve Harrenhal'da olan olaylar. 2. Tabii ki Rook's Rest savaşı. Alice Rivers'ın Daemon'a daha fazla görüler gösterdiğini görüyoruz ve burada da Daemon Rhaenyra'nın gençlik halini demir tahta otururken görüyor ve onun kellesini alıyor. Acaba kendisi içten içe bunu yapmak istediği için mi bunu yapıyor? Yoksa hani orada bir büyünün etkisi altında olduğunu bilip sus lan yeter artık deyip mi öldürüyor? Bence ikisi de karışık. Ama ben Daemon'un Rhaenyra'ya karşı onu böyle öldürmek, ciddi şekilde onu öldürecek kadar ondan nefret ettiğini çok düşünmüyorum. Yahut bilmiyorum yani, bana geçmedi. 1. sezonla birazcık bağlantı kuramadım açıkçası. Ama bu görüler Daemon'un zihnini çok ciddi anlamda bulandırıyor. Ve Alice Rivers da bunu Harrenhal'ın lanetli olmasına bağlıyor ve Kara Hera'nın Harrenhal'ı inşa edebilmek için bölgedeki bütün büvet ağaçlarını kesmesi sebebiyle olduğunu söylüyor. Şimdi Lora gidecek olursak birazcık ters, çünkü Andallar neredeyse yaptığı bütün kalelerde büvet ağaçlarını kesiyorlar. Bu sebeple o kaleler hani lanetli olacak olsaydı büyük ihtimalle Westeros'un bütün kaleleri bir anlamda lanetli olurdu. Ama Karaher'in gerçekten de Harrenhal'ı inşa ettirirken çok fazla köle çalıştırıyor ve bu kölelerin hayatını mahvediyor gerçekten. Yani yapımında çok ciddi kan olan bir kale. Fakat ben yine de bu büvet ağaçları konusunu sevdim. Özellikle Daemon'un yatağının da büvet ağacından olması güzel bir olaydı. Çünkü bildiğiniz gibi isimsiz tanrılar dediğimiz bu büvet ağaçlarının tanrıları hem ormanın çocuklarının hem de ilk insanların tanrılarıydı. Ve hem ormanın çocukta hem de ilk insanlardaki yeşil görenler bu büvet ağaçlarını kullanarak bütün coğrafyaya hakim olabiliyorlardı. Alice Rivers da büyü gücünü ilk insanlardan mı alıyor? Sorumuzun cevabını bir anlamda buradan almış oluyoruz. Ama onda bence gözün gördüğünden çok daha fazlası var. Daemon bir çeşit büyünün etkisi altında olduğunun tam olarak farkında değil. Yani hiç bunun farkında gibi hareket etmiyor. Açıkça bunu Alice Rivers'ın yaptığı bir anlamda belli. Ama Daemon bununla alakalı hiçbir şey yapmıyor. Alice Rivers'a hiçbir şey söylemiyor. Yahut Alice Rivers'tan hiçbir şekilde şüphelenmeyip bir de onun verdiği bardağı içiyor. Yine bunları büyüde olmasından kaynaklı mı yapıyor? Yani büyünün etkisi olduğundan mı yapıyor? Bilmiyorum ama bana buralar birazcık saçma geldi. Yine devamında Daemon'un Nehiroval ordunun torunuyla konuştuğunu görüyoruz. Ordu için hala adam toplamaya çalışıyor. Yine daha sonradan Blackwood'larla da görüşecek. 1. sezonda Rhaenyra'ya evlenme teklifi eden o çocukla da burada görüşüyor. Fakat şimdiye kadar yaptıklarından hiçbir karşılık alamadı. Zaten Larry Strong da Daemon'un burada ciddi şekilde oyalanacağını söylüyor. Larry Strong Alice Rivers'la beraber mi çalışıyor? Bunu beraber mi yapıyorlar bilmiyorum ama büyük ihtimalle böyle olabileceğini de bir taraftan düşünüyorum. Daemon'un yine görüsünde Aemond'u görmesi de aslında çok daha şaşırılacak bir şey değil. İkisi de ailenin 2. çocuğu. İkisi de kral olmayı kendinde daha çok hak olarak görüyor. İkisi de abilerinin basiretsiz olduğunu düşünüyor. İkisi de saldırgan. İkisi de gerektiği yerde çok acımasız olabiliyor. Birbirleriyle çok örtüşen karakterler. Fakat Matt Smith'in Aemond oyunculuğu gerçekten muhteşemdi. Onu da söylemeden geçemeyeceğim abi. Bölümde ufak tefek zaman sorunları olduğunu görüyoruz. Bunu daha önce de söylemiştim 1. bölümde. Burada da söylüyorum. Criston Cole ordusuyla beraber işte 2 tane kale alıyor. Hatta 3.'sünü saldırıyor. Fakat Rhaenyra hala kralın şehrinden dönüp de ejderha kayasına gelememiş abi. Yani Daemon belki de haftalar sürecek, belki de günler sürecek çok uzun bir ordu yürüyüşüyle hareket ederken Rhaenyra gemiyle belki yarım günlük bile olmayan, belki 5-6 saatlik maksimum, belki daha kısa bir yolu nasıl gelemedi? Yani sırf Rhaenyra'nın konseyinde Cole Rook's Rest'e geldi, buraya saldırıyor, biz ne yapacağız, kraliçemiz başımızda değil dedirtmek için bunu yapıyorlar ama saçma oluyor. Rhaenyra önceden de gelebilirdi ve konsey daha o gelmeden önce de toplanabilirdi. Ki zaten Rhaenyra'nın konseyindeki huzursuzluğu artık gördüğümüzde yetmişti yani. Bir kere daha bunu görmeye gerek var mıydı? Vardı belki ama dediğim gibi yani hani sırf Rhaenyra konseydeki huzursuzluğun ardından gelip racon kesebilsin diye böyle zamanda böyle sıkıntılar yaratmaları benim çok canımı sıkıyor açıkçası. Saçma duruyor çünkü. Aegon karakteri benim hiç istemediğim bir şekilde başladı ve hiç istemediğim bir şekilde bir anlamda bitti. Yani karakter harcandı arkadaşlar açıkçası. Ejderhası da aynı şekilde. Bana ejderhaların dansının ilk çıkacağı söylendiğinde merak ettiğim 3 ejderha vardı. Birisi benim favorim olan Vermitor, ikincisi Karakses, üçüncüsü de Sunfyre. Her birini görmek istemek için ayrı ayrı sebeplerim var. Fakat ya Sunfyre özellikle ekranlarda çokça görmemiz gereken bir ejderhaydı. Yani Moon Dancer'ın detaylarını Sunfire'dan daha fazla gördük biz. Çünkü Sunfyre savaş esnasında olduğu için çok da fazla detayları belli olmadı. Bir ejderha çukurunda gördük. Onu zaten fragmanda da görmüştük ve karanlık da bir sahneydi. Yani ejderhayı şöyle tam anlamıyla göremedik. Göremeden mahvoldu gitti. Yani Moon Dancer Sunfire'dan daha mı önemli bir ejderhaydı kardeşim? Moon Dancer'ı siz geçen bölüm saçma sapan bir sebeple gösteriyorsunuz. Ama Sunfire'ı göstermiyorsunuz. Bana çok saçma bir seçim geldi. Bana çok yanlış geldi. Yani Westeros'un gelmiş geçmiş en güzel yaratığının, ejderhasının daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum. Tabi bir de ejderhalarla sürücüler arasındaki bağ durumu var tabii ki. Aegon'la Sunfire'ın arasındaki bağ çok önemli. Bununla alakalı da daha böyle adam akıllı şeyler izlemek isterdim. Ama hepsi yalan oldu gitti. Yani bu Sunfire'ı göreceğimiz en önemli kritik sahne Aegon'un kral olmasının peşine geliyor. Normalde Aegon altın sancaklarının önünde kral ilan edilir. Ardından ejderhasıyla beraber kralın şehrinin üstünde böyle turlar atar ve çok güzel bir aslında sahne olabilirdi o. Kitapta da çok güzel anlatılır. Fakat biz orada Meleys'in saçma bir şekilde ejderha çukurundan çıkışını görmüştük. Yani Sunfire'a ait olacak çok güzel bir sahne aptal yazarlar tarafından çalınarak Meleys'e verilmişti. Burada da çokça farklı bir şey görmedik. O yüzden hem Aegon'dan hem de Sunfire'dan hiç memnun değilim. Aynı zamanda bölümdeki tabii ki açıklara da geleceğim. Mantık hatalarına da geleceğim. Merak etmeyin. Evet, bölümde göndermeler vardı. Aegon'un işte altın şarap içtiği şey düştü. Alicent'ın Viserys için tamir ettiği ejderha heykeli düştü. Birisi Meleys'i, birisi Sunfyre temsil ediyordu. Bunları anlamayan yoktur diye hiç söyleme gereği bile duymuyorum açıkçası. Her neyse, gelelim Rook's Rest savaşına, ejderhaların dansına. Savaş öncelikle Criston Cole'un Rook's Rest'e saldırmasıyla başlıyor. Burada Cole güzel bir plan yapıyor ama çok belli, diyor ki işte özellikle gidiyorlar ejderha kayasına bu kadar yakın olan bir siyahların desteklediği bir kaleye saldırıyorlar ki Rhaenyra ejderha yollasın, Aemond da onu indirsin. Amaç bu. Güzel plan, eyvallah. Devamında Rhaenyra, Rhaenys'in isteğiyle Meleys'i ve Reynis'i Uyku Kalesi'ne Rook's Rest'e yardıma gönderiyor. Ve Cole saldırdığında Meleys orada oluyor ve bir anda saldırıya başlıyor ve orduya dalıyor. Burada kitapta anlatılan birkaç güzel detayı görmek isterdim. Meleys'e akreplerden büyük oklar atıldığı gibi ve Meleys'in bu oklardan hiç yaralanmadığı, aksine daha da sinirlendiği gibi küçük detaylar eklenebilirdi ama olsun. Askerleri yakarken bir anda görüyoruz ki Vhagar orada pusmuş. Aemond dalacak Rhainis'e. Fakat bir anda Aegon Sunfyre ile geliyor. Planda olmayan bir şekilde Meleys'e saldırıyor. Aemond ise onu bırakıyor. Diyor ki ne halin varsa gör. Şimdi Aemond'un yaptıklarıyla alakalı konuşacağım. Ama öncelikle Sunfyre ve Meleys vs'sini birazcık konuşmak istiyorum. Güzel sahneydi. Ben sevdim açıkçası. Yani Sunfyre küçük bir ejderha. Çok güzel olabilir ama küçük ve hiç savaş tecrübesi yok. Meleys onun yanında neredeyse 70'li yaşlarına gelmiş büyük bir ejderha. Dolayısıyla Sunfyre'ı yenmesinde bence hiçbir sıkıntı yok. Ki bence Sunfyre yine iyi de idare etti. Karnından aldığı o ciddi yaralardan sonra bile savaşabildi, karşı koyabildi. Ancak sonu kaçınılmazdı. Bence buradaki sahneler çok çok güzeldi. Aynı zamanda yine bu sahnelerde Meleys'in hız farkını da çok güzel göstermişler. Sunfyre işte Aegon Targaryen dedikten sonra Meleys bir anda oradan kaçıyor, bir anda tepesinden biniyor falan. Hani bu hız faktörünü güzel göstermişler Meleys'in. Çünkü bildiğiniz gibi kendisi Westeros'un en hızlı ejderhası. Yine savaş devam ediyor ve Aegon'un yenileceği, öleceği kesinken bir anda Aemond Vhagar'la ortaya çıkarak ikisine de Dracarys diyerek Sunfyre'ı ve Aegon'u yakarak onları tamamen savaş dışı ediyor. Şimdi Aemond'un bu kararı hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Dizinin ikinci sezonunun bize gösterdiği atmosferde bu çok sıkıntılı durmuyor. Ama yani Aemond birinci sezonda Luke'u bile öldürmek istememişken, bakın burası çok önemli. Yani günün sonunda Aemond Luke'u öldürmek istemedi. Sadece korkutmak istedi. Bunda hemfikiriz. Yani kendi gözünü çıkartan adamı bile öldürmek istemeyen, onu yanlışlıkla öldüren Aemond nasıl oldu da Aegon'u öldürecek kadar hani gözü döndü? Viserys'i yanlışlıkla öldürmesi bir tarafta, bir de kendi öz kardeşinin kralını böyle vahşice katletmesi bir tarafta. Bu bana birazcık sıkıntılı geliyor arkadaşlar. Mantıksız geliyor yani. Aemond'un dizi içerisinde de Aegon'u öldürmeye çalışması bana mantıksız geliyor. Tepki videosunda o an bir mantıklı gelmişti. İkinci sezonu düşündüğüm için bu böyleydi. Dedim ki bunu zaten birinci bölümden beri hissettiriyorlardı. İşte Aemond çok sadık, çok sadık falan gibisinden. Son bölümde de işte kerane muhabbetleri falan filandan sonra. Ama abi bir taraftan da birinci sezon var elimizde. Bu herif Luke'u bile öldürmek istemedi ya. Onu bile öldürdükten sonra ne hale girdi? Şimdi nasıl böyle kendi öz abisini, kralını soğukkanlılıkla katledebiliyor? Ben anlamadım. Bak şeyi anlarım. Savaşa müdahil olmamasını anlarım. Yani elimi sürmeyeyim, ne hali varsa görsün, kendini öldürtsün diyebilir. Ama böyle ona saldırması bence birazcık karakter gelişimi açısından yanlıştı. Birinci sezonla çok bağlantı kuramadım. Yani tamam, birinci sezonda da Aemond tahta geçmek istiyordu. Tahta geçmek istemesiyle alakalı hiçbir sorun yok. O yüzden diyorum, bıraksaydı Aegon kendi kendine Meleys'le savaşırken ağır yara alsaydı. Bence o şekilde daha doğru olurdu dizinin kendi içerisinde. Kitapta böyleydi şöyleydi diye söylemiyorum bunu. Neyse, devamında Sunfyre savaştan ayrılıyor ki ejderha alevinden hasar alarak, bir de yani şöyle oluyor bu durum. Ejderha alevinden çok ciddi hasar alıyor hem de. Vhagar bir kere ateş üflüyor ve Sunfire'ın her yeri yanıyor, tutuşuyor resmen. Bu birazcık abartıya kaçmış. Yani tabii ki ejderhaların eti ateşe çok dayanıklı arkadaşlar. Yani kitapta bunun bilgisi veriliyor. Yine kitap dediğimin farkındayım ama böyle. Bu kadar kolayca yanmasını böyle beklemezdim. Çok ağır yara alıyor çünkü o düştüğü anı bir izlerseniz görürsünüz. Devamında Meleys ile Vhagar savaşı bence çok güzeldi. Yani bu savaş kitaptaki gibi kurgulansaydı çok kısa sürerdi ama böyle çok daha uzun, çok daha güzel olmuş. İlk başta o birbiriyle çarpışmaları ve havada birbirlerine takılı kalarak dönmeleri, işte ejderhaların dansı dediğimiz olay da tam olarak buradan geliyor. O birbirlerine takılıp dönüyorlar, bilmem ne yapıyorlar havada, işte ateşler püskürtüyorlar etrafa falan filan ya. Bakan insanlar sanki ejderhaların dans ettiğini düşünüyor. O yüzden ejderhaların dansı diyorlar zaten ve o çok güzel sahnelenmiş. Efektler de bence çok çok iyiydi. Özellikle devamında Vhagar'ın yere çakılması falan çok iyiydi yani. Gerçekten görsel şölen. Mantık hataları var, yok değil. Ama görsel şölen de abi. Şimdi buradan sonra Rhaenys neden kaçmadı? Yani Rhaenys Vhagar'ı gerçekten yenebileceğini mi düşündü? Belki savaşı bitirebileceğini mi düşündü? Bilmiyorum. Çünkü günün sonunda oraya bir amaç için gönderilmiş. Uyku Kalesi'ni korumak ve orada kaçarsa kaleyi terk etmiş olacak. Yani Vhagar'a saldırmak zorunda. Bunu anlayabiliyorum ama siyahların konseyinde bu neden hiç konuşulmuyor? Kardeşim ya Vhagar gelirse, ejderha gelirse ne olacak? Çok tahmin edilebilir bir tuzak değil mi sizce arkadaşlar? Yani ben ejderha kıyasındayım. Bana dediler ki yeşiller saldırdı en yakın kalemize. Ejderhayı gönderin, tamam. Aklıma gelen ilk soru ya Vhagar gelirse olurdu benim. Yani bunu nasıl düşünmediler? Düşündüler de Meleys'in Vhagar'a karşı tek başa çıkabileceğini mi düşündüler? Rhaenys o sebeple mi oradan çekilmedi de durmaya devam etti? Yahut bazılarının söylediği üzere Rhaenys Corlys'in pit çocukları olduğunu öğrendiği için mi ya kalp kırıklığıyla artık kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı, kocam beni aldatmış deyip saldırdı. Bana çok saçma geldi bu arada. gördüm. Birkaç kişi bunu yazmış bana özellikle tepki videomdan sonra, işte Collis'in onu aldattığını öğrendiği için falan diye. Arkadaşlar yani orta çağda yaşadığınızı düşünün. Bir lordla evlisiniz. Bu adam sefere gönderiyorsunuz. 5-6 yıl gelmiyor. Tabii ki sizi aldatmıştır. Ben Rhaenys'in buna bu kadar çok yıkılacağını hiç zannetmiyorum açıkçası. Yine bence bununla alakalı daha önce bir şeyler bildiğini düşünüyorum bu Collis'in piçleri mevzusunda. Yoksa direktman gelip aa çok yakışıklısın, bence sen hocamın piçsin falan demezdi yani. Bilmiyorum ya, eğer böyleyse de sonradan bu ya işte showrunner'lar videolar yapıyorlar, bir açıklama yaparlar işte Rhaenys aldatıldığını öğrendi, daldı diye. İğrenç ve saçma olur yani. Rhaenys Targaryen ulan ben aldatıldım diyerekten intihar saldırısı yapıyorsa derim böyle senaryoya. Haberiniz olsun. Onun haricinde ilk düşüşten sonra Rhaenys artık ne düşündü bilmiyoruz, fakat kaldı Vhagar'a saldırmak istedi. Tamam. Abi Vhagar'ı nasıl kaybetti? Çünkü Rhaenys Meleys'le beraber Vhagar düştükten sonra oradan ayrıldı. Ayrıldıktan sonra neden bir daha Vhagar'a saldırmadı? Yani Vhagar yerdeyken üstüne çullandığını düşünseniz arkadaşlar. Aemond tepede. Çullan üstüne, Aemond'u öldür, bas git sonra. Aemond öldükten sonra kim siker Vhagar'ı? Haksız mıyım? Neden böyle bir girişimi olmadı? Çünkü Meleys, iyi izleyin, o saldırıdan çok kolay kavisli bir şekilde kurtuluyor. Neden dönüp bir daha saldırmadı Vhagar'a? Hadi saldırmadı. Tamam. Vhagar havalandıktan sonra Vhagar'ı nasıl kaybettik? Eşek kadar ejderha, devasa ejderhayı nasıl gözünden kaybedebilir? Vhagar nasıl ona gözükmeden o kalenin altına girerdi, oradan bir anda yukarı çıkar? Hatta bunu anlık olarak nasıl denk getirebilir kardeşim? Yani Rhaenys o kalenin üstünden süzülecek de Vhagar tam öyle denk getirecek de falanmış da filanmış. Bilmiyorum, bana birazcık oralar saçma geldi. Bir de Vhagar'ın bu kadar seri hareket etmesi de çok saçma geldi bana. O Arax'a saldırdığında da hatırlayın, bir anda nasıl geliyor? Hızlı böyle. Bu kadar hızlı gelemez abi bu ejderha. 180 yaşında kocaman ejderha. Oradan da aynı şekilde böyle yukarı çıkıyor. Bakın böyle kavisli bir bölgeden o kadar hızlı yukarı nasıl çıkabilir abi? Buraların hepsi mantık hatalarıyla doluydu bence. Keşke hiç böyle bir şeye gerek kalmasaydı da ikinci kez tekrar birbirlerine girdiklerinde Meleys ölseydi benim için daha tatmin edici olurdu böyle bir ölümden. Yani ama genel olarak ilk defa böyle bir ejderha savaşı izledim Buz ve Ateş'in Dünyası evreninde. Çok da keyifli anlar yaşadım arkadaşlar. Bunu inkar edemem. Ama aynı şekilde mantık hatalarını da inkar edemem. Neyse, savaş bitiyor. Meleys ölüyor. O sahne çok duyguluydu. Çok güzeldi. İşte Meleys'in son bir sefer Rhaenys'e bakması, birbirlerine olan bakışmaları, Rhaenys'in düşüşü vesairesi vesairesi. Çok çok güzeldi ki bu arada bölümde Rhaenys'in öleceğine dair başka göndermeler de vardı. Onu da söyleyeyim. Rhaenyra Ceser ise bu işte Buz ve Ateş'in şarkısı kehanetini Merakses'in yine önünde söylüyor. Merakses'in iskeletinin kafatasının önünde söylüyor ve söylemeden önce Merakses'e böyle bir zoom atıyoruz. Rhaenyra'nın ona baktığı, böyle dikkatlice baktığını görüyoruz. Bildiğiniz gibi Merakses de Dorne'da Helhot kalesinde savaşırken gözüne yediği bir okla, akrep okuyla kalenin üstüne düşerek, Helhot kalesinin üstüne düşerek ölüyor ve sürücüsünün adı Merakses'in Rhaenys. Burada da bir Rhaenys var ve yine buradaki Rhaenys de ejderhası ile beraber bir kalenin üstüne düşerek, yani birebir Rhaenys de neredeyse aynı şekilde öldü. Merakses'in sürücüsü Rhaenys ile Aegon'un karısı. Bence burada ona bir gönderme yapıldı. Çünkü Aegon da bu kehanet için Yedi Krallığı fethetmek istedi ve karısını kaybetti. Rhaenys'i kaybetti. Rhaenyra da aynı şekilde bu kehanet için Rhaenys'ini kaybetti. Alicent'la Cole'ün çocuğu oluyormuş. Larry Strong muhabbetleri vesaireleri. Ya bilmiyorum, bu bölümün çok altında kalan konular olduğu için onlara çok fazla değinmeyeceğim. Bölüm sonuyla da alakalı kısaca konuşayım. Aemond oradan ne yapacaktı? Yani gidip Aegon ölmediyse kılıçla onu mu öldürecekti? Ama Cole geldiğinde kılıcını kınına sokuyor gibiydi falan filan. Aemond'dan çok bir şey anlamadım ben bu bölümde. Yani ne istedi, neyi amaçladı bilmiyorum. Ama Aegon'un ölmediğini düşünüyorum. Çünkü bunu kitap okuduğum için ya da kitapla alakalı falan olduğu için söylemiyorum. Bence Fatih Aegon'un zırhını boşuna Valeria çeliğinden yapmadılar ve Aegon zırhla kaplıydı. O yüzden Valeria çeliğiyle kaplıydı. Yani yanmadı arkadaşlar çelikle kaplı olduğu için. Sadece suratı vardı. Suratı da yine o çeliğin bir bölümüyle kapattı bu şekilde. O sebeple Aegon'a yanık açısından bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tabii düşüşün etkisiyle başka şeyler olmuş olabilir. Onu bilemem. Ama yanıktan kaynaklı bence bir sıkıntı olmayacak Aegon'da. Tamamen kendi tahminim. Normalde kitapta burada o zırhı, üstündeki zırh eriyerek üstüne yapışıyor falan, yani çok kötü bir durumda. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Sizce bölüm nasıldı? Hepsini konuşalım, tartışalım ve videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.